Bugün burada 20 yıllık beklentiyi, hasreti, ümidi vuslata bağlayan bir projenin resmi olarak açılması için bir araya geldik. Bugün burada 1,5 milyon hemşehrimizi ilgilendiren büyük bir çalışmayı tamamlamanın iç huzuruyla bir araya geldik. İstasyon Caddesi, Alternatif Bulvarı ve Altyapı Projesi resmi açılışı ile Etimesgut ve Sincan projelerimizin tanıtım töreninde bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bilindiği gibi İstasyon Caddesi ve çevresinde sık sık kazalar oluyor. Vefat ve yaralanma haberleri bizleri üzüyordu. Ben 3. dönem adaylığımda bu seçimi kazandım. Her dönem Etimesgut'a geldiğimizde Etimesgut'ta hemşerilerimiz, Sincanlılar sürekli olarak bu istasyon caddesi ne olacak, nasıl çözüm bulunacak diye soruyorlardı. Yine daha önce biraz önce sunumda gördüğünüz gibi cumhurbaşkanları, başbakanlar, belediye başkanları yıllardır seçilir seçilmez istasyon caddesini yapacağız, problemi çözeceğiz diye iddia ediyorlardı. Yine yapılamadığı gibi kış ve bahar aylarında yaşanan her yağışta bölgede su baskınları yaşanıyordu. Yani problem sadece yolun yetmemesi değildi. 2019 yılında göreve başladığımda yaşanan bir selde de bir vatandaşımız bu bölgelerde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti. Hemen kolları sıvadık ve çalışmaya başladık. Çünkü bizim çöp projelere boşa harcayacak bir kuruş paramız yok. Ne bir dakika zamanımız ne de halkın sağlığı dururken, canı dururken başka projelere harcayacak paramız yok. Kendi paramızı harcarken nasıl titiz davranıyorsak sizlerden aldığımız bu parayı da harcarken aynı titizle harcamak zorundayız. İşte bugün 30 yıldır değiştirilemeyen bir altyapı ile 20 yıldır çileye dönen bir üst yapının baştan aşağı yenilenmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Önce Türk Hızlı Caddesi'nde çalışmalarımızı başladık hatırlarsanız. Etimesgut Ağız Diş Sağlığı Merkezi önü askeri lojmanların kesişiminde oluşan ve her zaman geliş çıkışta tıkanan trafiğin rahatlatılması ve Sabancı Bulvarı Türk Kızılay'ı bağlantısının yapılması amacıyla 2 adet köprülü kavşağı bir öncelikle vatandaşımızın hizmetine sunduk. Bu kavşakların yapımı sırasında da yine elektrik, içme suyu, pis su, telekom, doğalgaz hatlarının deplaselerini de biz yaptık. Çünkü onların yapmasını beklesek yine bu iş yapılamayacaktı. Türk Kızılay Caddesi'ndeki 2 adet köprülü kavşağımızı ve Hikmet Özel Caddesi bağlantı yolunu toplam 56 milyon 250 bin lira maliyette bitirdik. Daha sonra İstasyon Caddesi Alternatif Bulvar projemiz için derhal harekete geçtik. Toplam uzunluğu 9 kilometre olan 4 demiryolu geçiş köprüsü ve bir alt geçitten oluşan projeyi geçtiğimiz yıl Mayıs ayında 126 milyon lira maliyette halkımızın kullanımını açtık. Hemen ardından mevcut istasyon caddesinin altyapı çalışmalarına başladık. Çünkü biraz önce söylediğim gibi şiddetli yağışlarda artık şehir selleri oluyor. Ortalık her taraf suyla doluyordu. Bu yağmur selleri nedeniyle kalıcı çözüm oluşturarak 3 ayrı noktada büyük deşarj yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirdik. Altyapısını baştan aşağı yenilediğimiz projeyi de 162 milyon 994 bin lira maliyette tamamladık. Eskiden mantık şöyleydi. Yerin altına yapılan yatırımı nasıl olsa vatandaş görmüyor. Görmeyince de ne yaptınız diye soruyor. Ama altyapıya para ayırmazsanız işte insanlar ölüyor. Altyapıyla birlikte üstünü mutlaka yapmanız gerekiyor ve sadece oranın istasyon caddesinin altyapısı için 162 milyon lira para ödendi. Yine asfalt orayı tekrar sıfırdan alıp şehrin en güzel caddesi yapmak için
Ayrıca asfaltını, inşaatını, kaldırım çalışmalarını da yapmaya başladık ve 240 milyon lira bedelle bu çalışmaları da nihayete erdirdik. Hala da çalışmalarımız devam ediyor. İşte 10 yıllardır çözüm bekleyen sorunu Türk Kızılay Caddesi ile birlikte toplamda 555 milyon lira maliyette çözmüş olduk. Pandemi oldu, ekonomik kriz oldu, gelirlerimiz azaldı. Ama biz geldik, yapacağız dedik ve yaptık. Sayın Genel Başkanım, daha önce de belirtmiştim. Bir kez daha hatırlatmak isterim. Bu projeyi yıllarca bakanlar, başbakanlar da vaat etti ama nasip bizeymiş, yapmak bize nasip oldu. Şimdi de sizinle birlikte inşallah aşmak nasip oldu. İşte bunun mutluluğunu, gururunu 6 milyon Ankaralı ile hep birlikte yaşayacağız. Yine bugün biraz önce arkadaşımız da saydı, Etimesgut ve Sincan ilçelerimizde tamamladığımız 10 proje ve temelini atacağımız 13 proje için bir araya geldik. İçerisinde parklar, üst geçitler, aile yaşam merkezleri, e-spor merkezleri, altyapı ve yüzme havuzu gibi projelerin bulunduğu bu çalışmaların toplam maliyeti ise yaklaşık 1 milyar lirayı bulacağız. Yapacağız. Başka yere para harcamazsanız, halkın gerçek ihtiyaçları için para harcarsanız her yere de yetiyorsunuz. Bu kadar pandemide gelirlerimizin azalması, zorlu ekonomik şartlar, bir yanda deprem bölgesinde yaptığımız çalışmalar varken buna rağmen yine de Ankara için çalışmaya devam edeceğiz. Hem vatandaşımızın yanında olacağız. Kimsenin yatağa aç ve açıkta girmemesi, hiçbir çocuğun üşümemesi, eğitiminde mahrum kalmaması için de çalışmaya devam edeceğiz. Hem de Ankara'nın böyle asli ihtiyaçlarını çok çalışarak tamamlayacağız. Çünkü gayri ciddi bir anlayıştan, halktan yana bir anlayışa geçerseniz, parayı el alemin parası değil, milletin parası olarak görür ve harcarsanız, önceliği de halkın sağlığına ve canına verirseniz ortaya böyle eserler çıkar. Değerli hemşehrilerim, bugün 3.3 kilometrelik Keçiören Kızılay bağlantısının temelini, açılışını şu anda Sayın Cumhurbaşkanı yapıyor. Ben bu konuda da bir bilgi vermek istiyorum. Çayyolu metrosu ve diğer metrolar bilindiği gibi eski belediye yönetimi tarafından beceremedikleri için, başaramadıkları için Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi. Bunlardan Çayyolu metrosu bitti ve Çayyolu metrosundan sonra protokolle belediye devrediliyor bizden önce. Elde edilen gelirin %15'ini ödemek suretiyle 20 yıl, 30 yıl, 40 yılda Ulaştırma Bakanlığı'na geri ödenecek. Fakat 8 Nisan'da biz görevi devralıyoruz. 28 Nisan'da bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Bundan böyle Ulaştırma Bakanlığı'nca yapılan metroların parası ilgili belediyelerden bütçe gelirinin %5'i olarak tahsil edilir diye değiştiriliyor. Yani normalde bu kadar süre zarfında 4 yılda bizden belki de 100 milyon lira para çıkması gerekirken şu ana kadar 1 milyar 750 milyon lira kesildi. Yani dolayısıyla 1 milyon 750 bin liradan en az 1,5 milyarı size hizmet etmekten alıkonduk. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı her yerde diyor ki maç oynanırken kural değişmez. Yani Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni bizler kazanmasaydık muhtemelen bu değişikliği yapmayacaklardı. Buna rağmen çalışıyoruz. Şimdi şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor yalnız. Biliyorsunuz metro projeleri çok uzun projeler, uzun vadeli geri ödenen projeler. Belediyeler gider, ilgili idareler yurt dışından kredi bulur, 15-20 yılda geri ödenir en az. Biz Çayyolu metrosunu Allah'ın izniyle 4-5 yılda ödemiş olacağız. Şimdi 2010 devredilen metrolardan birisi de Keçiören'den havaalanına kadar olan metro. Hep denir ki
Dünyada metrosu, havalarında metrosu olmayan tek başkent Ankara denir. 2019'da projesi bitirilmiş, yatırım programına alınmış Ulaştırma Bakanlığı'nca yapılmıyor. Niye yapılmıyor? İstanbul Büyükşehir Belediyesi çok metro yapıyor diye, onlar da yarışacağız diye İstanbul'un metrolarına ağırlık veriyor. Ben de yazı yazdım Ulaştırma Bakanlığı'na. Ya havalanı metronu yapacaksanız yapın ya da devredin biz yapalım, projesi hazır diye. Bunu da hangi gerekçeyle söyledim? Allah muhafaza, onlar yaparlarsa gene benden 5 yılda almaya çalışacaklar. Ben hiç olmazsa Ankara halkının yararına olmak üzere giderim, yurt dışından kredisini bulurum ve Ankara halkını en azından 15 yıl, 20 yıl müddette borçlandırırım. Çünkü bu paraların hepsi sizden çıkıyor. Şimdi 3.3 kilometre metroyu 5,5 yılda ancak bitirdiler. ATM'den Kızılay'a kadar olan. Ben biliyorum ki biraz sonra konuşmada Mansur Yavaş metro sözü verdi, yapmadı diyecek. Halbuki şu anda Mamak metrosu 6.8 kilometre şu anda projesi bitti. Kredisi bulundu. Yatırım programı da alındı. Şu anda belediye meclisinden kredi izni de alındı. Sadece onayı bekleniyor. İnşallah. Herhalde bizim hükümete nasip olacak gibi görünüyor bundan sonrası. Ya da kendilerini verirlerse de minnettar oluruz. Teşekkür ederiz Ankara halkı adına. Bir an evvel onaylarlarsa hemen ihale çalışmalarına da başlayacağız. Sayın Genel Başkanım, biliyorsunuz 2019 yılında belediye seçimlerinden önce Millet İttifakı olarak bir araya gelerek 11 Büyükşehir Belediyesi'nin kazanılması ve farklı bir yönetim anlayışının sergilenmesi için bizlere fırsat verdiniz. Bizzat işin içerisine girerek Millet İttifakı'nın gerçekleşmesine büyük gayretler sarf ettiniz. Şimdi ise 6 parti bir araya geldiniz. Millet İttifakı olarak yola gidiyoruz. Ankara halkı başta olmak üzere 11 Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda yapılan bütün anketlerde belediye başkanlarının hepsinin oyunun arttığını görüyoruz. Oysa seçilmeden evvel söylenenleri hatırlıyorsunuz. Amca bize müsaade et bize. Genel Başkanı oyalama. Bir müsaade et. Evet. Evet, devam ediyorum. Sayın Genel Başkanım, dolayısıyla 11 Büyükşehir Belediye Başkanlarından hepsinin de oyunda artış var. Seçimden önce şunları söylediler, hatırlarsanız. Bunlar küçücük bir beldenin belediye başkanı, beceremezler, belediyeyi batırırlar. Bir diğeri dedi ki, daha ilk ay bile 50 milyon lira borçla başlayacak, işçinin maaşını ödeyemeyecek. Nasıl yürütecek? Bir başkası dedi ki, bunların derdi başka, biz seçilemezsek, İstanbul için özellikle biz seçilemezsek Kudüs elden gider, Mekke elden gider dediler. Ne alaka Allah aşkına? Şimdi de aynılarını söyleyecekler. Ankara'da su sayaçlarını PKK'lılar okuyacakmış, DHKP'ciler de evlere fatura götürecekmiş. Bütün Türkiye'ye ilan ediyorum. Vatansever Türk gençleri götürüyor o faturaları. Yine dediler ki sosyal yardımları kesilecek. Bırakın sosyal yardımları kesmeyi. Biz bunu sosyal yardım olarak değil, sosyal destek olarak görüyoruz. 2 nesildir yardım alanların ailelerinin artık yeni yetişecek çocuklarının tekrar yardıma ihtiyaçları kalmaması için onların eğitim paralarına yardımcı oluyoruz. Ücretsiz taşıyoruz. Servis ücretlerini ödüyoruz. Kırtasiye yardımı yapıyoruz. Kantin yardımı yapıyoruz. Her türlü desteği veriyoruz ki o çocuklar okusunlar. Eskiden sadece paket dağıtılıyordu, hatırlayınız.
evlere bir tane Ankaralı tüccardan aldıkları paketleri evlere ev ev dağıtıyorlar ve herkesi incitiyorlardı. Şimdi başkent kartı çıkarttık. O karta para yatırmak suretiyle ailelerinin istediklerini kendi çocuklarını almalarının hem de Ankara'nın tümünde bakkalların para kazanmasının yolunu açtık. Bir elin verdiğini diğeri artık görmüyor. Şunu fark ettik. Sayın Genel Başkanım, hükümet söz vermişti değil mi? Doğal gazımız çoktu, Karadeniz gazı da geliyordu ve bu kış gaz verilecekti. Gene bize nasip oldu. Geçen yılda, bu yılda 3 ay müddette doğal gaz yardımını tam 200 bin aileye yaptık. O destek alan ailelerin çocuklarını evde üşütmedik. Yine aynı şekilde gelen mesajlardan baktık ki çocukların, özellikle sosyal destek alan ailelerin çocuklarının gelişimlerinde de problem var. 16-17 aydır onlara da düzenli olarak en az birer kilo et evlerine mutlaka girmesi için düzenli şekilde yardımlarımız devam ediyor. Hani sosyal yardımlar ortadan kaldırılacaktı, kesilecekti. Buna benzer daha çok iddialar vardı. İşçiler işten çıkarılacak falan filan. Sayın Genel Başkanım, sonuçta varmak istediğim sonuç bu. Şimdi yine aynı teraneleri duyuyoruz. Bu hükümet giderse batarsınız, maaşları alamazsınız, EYT'lerin maaşlarını ödeyemezsiniz vesaire. Biz baştan söyledik, biz şeffaf olacağız. Yaptığımız işi, maliyetlerini herkese anlatacağız. İhalelerimiz açık olacağız dedik. Belediyeyi batırır dediler, 4,5 milyar onların borcunu ödedik. Şu anda kredibilitesi yüksek, en yüksek belediye hala Ankara Büyükşehir Belediyesi. Paraları boşa harcamazsanız, nerede ihtiyaç varsa oraya harcarsanız her yere para yetiyor. İşte devletin de yarın, hükümetimizin de, iktidarın da değişiklik yaptığı zaman yapacağı o. Artık açık ihaleler şeffaf olmak suretiyle hem israf ortadan kaldırılacak hem de çok daha güzel olacak. Yani varmak istediğimiz sonuç, onlar ne kadar karalarsa karalarsın, artık dayanacak bir güçleri kalmadı, savunacak bir şey de kalmadı. Sadece tutturmuşlar PKK falan filan. Onunla ilgili de bir şey söyleyeyim. Önce şunu söyleyeyim. Dün açıklama yapmışlar. Seçimden sonra 10 GB internet vereceğiz. Sayın Genel Başkanım, akıl edemediler. Okulları kapattılar. Uzaktan eğitime geçtiler. Ankara'da yine binlerce öğrenciye internetini, 10 GB internetini belediye verdik. Hükümet veremedi. 928 köye internet götürdük. Oradaki çocukların da eğitimden mahrum kalmasını engelledik. Şimdi diyorum ki vade gerek yok. Halen hükümetsiniz. Hemen interneti verin mesela, değil mi? Niye vade ediyorsunuz? Efendim, Millet İttifakı olarak 61 milyon seçmenin oyuna talibiz. Şunun oyu, bunun oyunu diye ayıracak vaktimiz yok. Bu memlekette şu anda Türkiye'de Anadolu'nun her yerinde, Hakkari'de de, Edirne'de de, Kars'ta da, Ankara'da da herkesin derdi müşterek: işsizlik, açlık ve pahalılık, geçim sıkıntısı, herkesinki müşterek. O zaman hangi seçmeni, sen Kürt seçmenisin, sen şu seçmenisin diye ayıracağız. Tümünün oyuna talibiz. İşte hem demokratik gelişimi sağlamak, hem yeni bir anlayış getirmek için ortaya çıkan altılı hükümet tertemiz bir sayfa açmak istiyor. İşte bu tertemiz sayfayı zaman zaman bozmak isteyenler oluyor. Bunlardan bir tanesi Kandil. Kandil sürekli olarak altılı masanın işini böyle zora sokacak açıklamalar yapıyor ve amacı kirletmeye çalışıyor. Net bir şekilde söylüyoruz. Kandil'e de başlarına yıkarız. Kandil'e de karşıyız. PKK'ya da karşıyız. Açık açık söylüyoruz. Bizleri onlarla korkutamazsınız. Halkımızı da inandıramazsınız. Eğer bölücülükten bahsedilmek isteniyorsa, bakın HDP ayrı seçime gidiyor. Bölücülükten bahsediliyorsa Hüdapar'ın programını okuyun.
onlarla birlikte seçime nasıl giriyorlar, işlerine nasıl sindiriyorlar, önce onun cevabını versinler. Devletin milli güvenliği, milli güvenlik politikası, dış politikası, bunlar giderse bitermiş. Hayır, iyi yapılan her şeyle gurur duyuyoruz. Türkiye'nin menfaatini ve haklarını her ortamda korumaya elbette devam edeceğiz. Bundan da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bunun teminatlarından birisi Mansur Yavaş'tır, bir diğeri Sayın Genel Başkanımızdır, diğer 5 parti Genel Başkanı'dır. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Artık bu şekilde korkutmaktan başka malzemeleri kalmadı. Allah nasip ederse 15 Mayıs'tan sonra aynen Ankara nasıl 31 Mart 2019'dan sonra yeni bir zihniyete ulaştıysa inşallah Türkiye'de ferahlayacak, rahatlayacak ve hepimiz inşallah huzur ve bereketi göreceğiz. Teşriflerinizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Yarın da vakit daraldığı için Anadolu'nun her yerine geziye gidiyoruz. Yarın akşam da Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda Ankara için yaptığımız ancak 6 Şubat depremi nedeniyle ertelemek durumunda kaldığımız 300'e yakın projenin tanıtımını yapacağız. Evet, milletvekili adaylarımız da burada. Duyamıyorum. Evet. Evet. Biz zaten birlikte çalışıyoruz. Yüksel Başkanım. Desteği burada duran vatandaşlarımızdan isteyeceğiz. Ne olursa onların güzel oylarıyla, onların helal oylarıyla olur. İnşallah bizler de Ankara'da yine Millet İttifakı'nın bütün bileşenleri olarak birinci çıkacağımızdan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne en fazla şekilde üye sokacağımızdan hiçbir endişemiz yok. Evet. Takdim istiyor herhalde. 12. Peki. Efendim, milletvekili adaylarımızın hepsine de hayırlı olsun diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun.